Çanakkale Deniz Zaferi'ne ve 109. yıl dönümüne de geniş bir parantez açacağız elbette. Bugün de bu şehitleri anma etkinlikleri olacak. Orada yayınlarımız devam edecek ama dünden başlayan bazı etkinlikler de var. Örneğin Piri Reis Üniversitesi Dalış Kulübü'nden gençler denize açılarak şehitleri andı. HMS Majestic batığına daldılar ve zaferin izlerine Boğaz'ın derinliklerinde şahit oldular. Denize açılıp zamanın derinliklerine daldılar. 109 yıl önce Çanakkale'de sulara gömülen HMS Majestic'in batığında zaferin izlerini keşfettiler. Çanakkale zaferinin yıl dönümünde Piri Reis Üniversitesi öğrencileri derinlere saygı dalış topluluğuyla birlikte şehitleri andı. Etkinlik Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin 100. yılında Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında şehitlerimizi andığım için çok gururluyum. Aşağısı farklı bir dünya. Ben bu duyguyu tattım ve çok gururlu oldum açıkçası. Gençler unutulmaz bir deneyim yaşadı. Çoğumuzun ilk batık dalışı oldu. Hepimiz çok heyecanlıydık başta. Aşağı indikçe, geminin silüeti belirince asıl orada anladık işin biraz daha ciddiyetini. Geldikleri gibi gidemeyenleri bu sefer göreceğiz. Suyun altında adeta tüylerimiz diken diken oldu. Gazeteci Gökhan Karakaş da ekipteydi. Suyun üstünde gördüğünüz bu alan tarihe mal olmuş Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın muhtesindeki Dünya Savaş tarihine geçen bir mekan. Bunu herkes biliyor. Fakat suyun altında saklı bilinmeyen miraslar ne olacak? Suyun altında dalgıçları bekleyen 20 tane savaş batığı var. Bu savaş batıkları Çanakkale'nin nasıl geçilmez olduğunu bir de suyun altından haykıran gemiler veya denizaltılar. Nasıl bir his denizin derinliklerinde o tarihe şahit olmak? Bir zaman tüneline giriyorsunuz. Adeta zaman tünelinin basamaklarında ilerliyorsunuz. Emperyalist donanmanın daha fazla ilerleyemeyeceğini anlatan bir ruhu yaşıyoruz. HMS Majestic, kraliyet gemisi, İngiliz donanmasının sembol gemilerinden biri HMS Majestic 15-24 metre derinlik aralığına gömülmüştü. Tarihi Alan Başkanlığı'nın Majestic merkezli yürüttüğü bir çaba vardı. Çünkü Majestic gerçekten dalıcılara batık hissiyatı veriyor. Ne yazık ki bazı kısımlarında dinamitlenerek geri dönüşüme gönderilen eritilen demirleri ve çelik parçaları olsa da savaş batığı unsurlarını sağlayabilecek top ve bataryalarını görebiliyoruz. Onun için biz de önce Majestic batığına daldık, topları, onları görüntüledik. Gençler, Piri Reis Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü ve Dalış Kulübü öğrencileri aynı ruhu yaşadılar. O dönemin bu savaş makineleri şimdi bir anlamda bizim kültür hazinelerimiz, kültürel varlıklarımız. Bu anlamda sizce neler yapılabilir? Bu tarz dalışlar, farklı etkinlikler, uluslararası çapta yine benzer etkinlikler sizce daha sık gerçekleştirilebilir mi? Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bu güzide kuruluş çok önemli çalışmalar yapıyor. Ve 3 yıldır suyun altındaki tarihi, bu zaman tünelinin dalgıçlar tarafından keşfedilmesini bekliyor. İsmail Kaşdemir liderliğinde yapılan bu çalışmalar dünyaya örnek olacak kadar değerli. Bulunduğumuz alanda 55 tane savaş batığı var. Bunlardan 20 tanesi dalış turizmine kazandırıldı. İki ayağı olan bir dalış profilinden bahsediyoruz. Birincisi sportif dalıcılara yönelik, ikinci ayaksa daha derinde olan 42 metrenin altında 50, 60, 70, 85, 90'lara kadar giden batıklardan bahsediyoruz. Bunların da tamamen envantere kazandırılmasıyla birlikte dünyanın her yerinden, çok iddialı bir cümle olacak ama derin dalışın çok tutkunları var çünkü. Bu iki ayak da tam birbirine entegre edilirse, birbirine bağlanırsa Çanakkale bölgesi gerçekten çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olacak. Çanakkale Boğazı Akdeniz Çanağı'nın en büyük tarihi batık alanı olma özelliğini taşıyor.